Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma beğeni diyorum, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün o çılgın videoyla sizlerleyim arkadaşlar. 100.000 abone özel videosu bugün sizlerle. Normalin dışında çok farklı bir video olacak, çok güzel bir video olacak. Öncelikle videonun başındayken arkadaşlar hepinize çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. 100.000 abone özel videosunu söz verdiğim gibi 100.000 abone plaketi geldiğinde çekecektim. Ve 100.000 abone plaketimiz sizlerle arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz, plaketimiz geldi, ekrana sığdıramıyorum şu anda, bayağı büyükmüş. Bunu da görmüş olduk. Öncelikle destek veren, kanalımda videoları beğenen, yorum yapan, bildirim açıp yeni video atmamı bekleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz çok kötü bir olay yaşadık. Kanalımız düşüş yaşadı ama ben kanal canlansın diye bomba içeriklerle sizlerle oluyorum. Bugün Antalya'ya Yılmaz abinin yanına gidiyoruz. Antalya'yı var ya yakacağız abi, yakacağız. Videonun açılışını bu şekilde yapmak istedim. Öncelikle hepinize dediğim gibi tekrardan çok ama çok teşekkür ederim. Çünkü beni çok güzel şekilde desteklediniz. 100.000 aboneyi açtık. Şu anda kanalımız 117.000 aboneyi geçmiş durumda. Hedefimiz zaten daha da yukarısı. 1 milyon, 10 milyon. Yani bir sürü şeyler yapacağız. Çok güzel şeyler yapacağız. Hala daha destekleyen herkese, şu videoyu destekleyen herkese şimdiden de yine teşekkür ediyorum. Arkadaşlar teşekkür etmek istediğim ekstradan insanlar da var. Onlar kimler biliyorsunuz zaten. Videoda beraber çektiğim arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım. Onun dışında biliyorsunuz The Ekip oyun grubumuz var. Birlikte büyüdük, güzel güzel işler başardık. Özellikle Emre abinin, Emre Bozkurt'un 1 milyon abonesi vardı biliyorsunuz. Bana karşılıksız olarak o kadar çok destek oldu ki şimdiden abicim sana bu desteklerin için çok ama çok teşekkür ederim. Seviliyorsun, cansın. Arkadaşlar lafı fazla uzatmaya gerek yok. Antalya'ya gidelim Yılmaz abinin yanına. S2000'de ortalığı yakalım. Hadi bakalım. Antalya yolculuğu başlasın. Evet arkadaşlar, havalimanına doğru yola çıktık. Şimdi gidiyoruz. Havalimanında görüşmek üzere. Havalimanına girişte çekeceğim. Şimdi yoldayım. Ufaktan bekliyorum. Şimdi bekleme alanına doğru gidiyorum arkadaşlar. Şu an yürüyorum. İlk defa da böyle bu açıda çektiğim için birazcık garip hissediyorum şu anda. Neyse, alışacağız zamanla artık. Elimde tripod falan, kameraya falan nereye bakmam gerektiğini tam anlayamadım ama şimdi bekleme alanına doğru yürüyorum. Bakalım orada beklerken yine çekimler alacağım. Selamünaleyküm. Vay, hoş geldin. Abi ne haber, nasılsın, iyi misin? Eyvallah. Arkadaşlar S2000'in yanına geldik. Bak abi, yani sırf bunun için İstanbul'dan kalkıp Antalya'ya geldik. Araba gerçekten, sana bir şey söyleyeyim mi abi? Cidden boncuk gibi yani. Burada zaten garajı komple mavi mavi dizmişsin. Şurada zaten burası bir efsane var, Mustang'in. O benim kralım ya. Bu bitmem ömürlük sende gibi duruyor. İnşallah kızıma bırakacağım onu. Yani bu gerçekten çok estetik duruyor ama ön ekibi eksik gördüm. O da senin herhalde OEM sevdandan kaynaklanıyor. Doğru mudur? Ben her zaman orijinalciyim ya. Bana araba orijinal olacak. Bir de ekstra olarak bu arabada arkadaşlar Varex'in dışında bildiğim kadarıyla zaten öyle. Nvidia egzoz var. Nvidia egzozumuz var. Sıfır egzoz aldım ona. Onun için ilk bu arabayı aldığım zaman bunda bir tane böyle varek, büyük bir varekle geldi. Evet, siz vapur varekleri var ya, karpuz varek. Soba borası. Aynen, soba borası aynen. Onlar vardı. Bunun yerine Nvidia orijinal egzozları aldım. Abi gayet alttaki oldu. O boğumları da ekstra yaptırdım. O benim için vareksi de özel ayarladı bunun için. Bunun için şimdi ortadaki göbek de dar. Ona uygun da bir varek ayarlamak da çok zordu. Onu da yaptı çocuk. Herhangi bir şeye git, muayeneye gittiğimiz zaman onu çıkart. Bunu tak, muayeneden geçiyor, tekrar onu tak. Buraya zaten imzanı atmışsın. Assetto Corsa'yı da geçtiğimiz günlerde çekmiştik. Aynen. Arabayı birebir yapmıştık. Şu anda zaten araba bildiğiniz tamamen aynısı. Aynısı tamamen. Arkadaşlar yani diyecek bir şey yok. Şöyle bir içine bakalım. Açalım içini. Yani içi siyah. Çok güzel kombin gerçekten ya. Bu araba tamamen renk orijinal olarak zaten bildiğim üzere Türkiye'de tek, evet, bu renk orijinaliyle. Bir tane daha var ilanda. O sanırım siyah arabayı çevirmişler. Ha, onu tam olarak bilmiyorum artık ama arabanın gerçekten içi olsun. Çok diri duruyor. Çok evet, beğendim. Birazdan da çıkıp hakkını vere gazlayacağız inşallah. Tabii yak yık. Ya abi yakıp yıkacağız zaten ortalığı da. Yani bence çok fazla konuşmayalım diyorum. Ne diyorsun? Direkt arabanın içinde bana soruları sormaya başla. Aynen. Öyle yapalım. Yapalım. O zaman arabanın içine ışınlanıyoruz şimdi. Şimdi hakkını vere vere basacağız arkadaşlar. Şimdi ben ne diyorum Assetto Corsa'da tünellerde? Biz konuşmuyoruz şu anda, araba konuşuyor. Başlıyorum ufaktan. Oh my goodness.
üstü açık olması zaten ayrı bir dünya. Hardtop da ayrı bir yoksa. Sende hardtop da var evet, abi. Evet, hardtop da var. Yani ama üstü açık yani o sesi tamamen duyuyorsun ya, adamı delirtiyor bir ya. Bir de egzoz çok güzel burada. İndi de egzoz zaten. Var X var, tek boru egzoz var, ondan var ama hep öyle değil. İnvidi olunca, seremoni. Şuna bak ya. Ciğerden geliyor ses, atmosferik ya. Ciğer sesi. Mükemmel. Başladın kardeş, bana bir anlat. Ne zaman abi, düşündün? Ne zaman yapmak istedin? Arabayı birazcık sessiz moda alalım. Abi ilk YouTube'u şöyle düşündüm. O zamanlar Assetto Corsa yeni yeni popülerleşiyordu. Emre abinin zamanları bir drift sunucusu açılmıştı. Ve buna girmek, hani Assetto Corsa çok problemli bir oyun. Evet. Nasıl girildiğini kimse bulamıyordu. Ben de bunu yaklaşık 2-3 gün boyunca araştırdım. Gerçekten YouTube'da hiç içerik yoktu. Aha. Modları vesaire buldum. Bir anda o an ilham geldi. Dedim ki hani ben bunları insanlarla paylaşayım. Gerçekten yüksek izlenme alabilirim hani. O tarzda bir izlenme alabilirim. Onu düşünerekten hemen bir video yapıştırdım. Evet. Sonra baktım, ben gerçekten bu işi sevmeye başladım. Bana çok zevk verdi. Aha. Bir de çok yüksek etkileşim almıştım. O zamana göre hiç abonesi olmayan bir kanal bir ayda 15-20 bin izlenmişti o video. Yani o zamanlar da iyi rakamlar, çok iyi rakamlar. Tabii sıfırdan başlıyorsun. Aynen. Ondan sonra ben o sunucuda drift videosu çektim. Sonra ben LFS diye bir oyunda çok popüler bir şekilde modları vesaire hep oynuyordum. Oyunda bilgim evet. vardı. LFS'in açılımı ne? Life for Speed. Life for Speed, tamam. Aynen. Onun üstüne kanalı kurduk abi. Aha. Modların videosunu çekiyorduk. Mod da attıkça insanlar beğeni atıyordu, kanal yükseliyordu. Sonra bilgisayarım birazcık düşük sistemde kaldı. Ondan sonra Assetto Corsa gitgide yükselmeye başladı yani şey olarak. Oyun gelişmeye başladı. Evet. Benim de bunu almam lazım, almam lazım. Babama diyorum, baba diyorum al hani YouTube'da yürüyeceğim şöyle yapacağım. Yok diye almam diyor. Yani parası da var aslında. Aha. Hani dizinin krasimizler de birazcık babam çalışıp birazcık kendim kazanayım kafasında olduğu için hani al kendin. Ben de bir yıl boyunca biriktirdim. Biriktirdiğim gün, bilgisayarı aldığım gün YouTube'a girdim. Kanal 10 bin abone civarı. Direkt 50-60 binleri gördüm. Yapma bir ya. 1,5-2 ayda. Çok yapma yüksek. Yapma be, süper. Çok yüksek bir yetenekim. Bu kaç yılındaydı? Bu kaç yılındaydı? Bundan 1,5 sene önce falan. Şu ama an sen 2015'ten beri yapıyorsun. Ya ama yani çok aktif olarak video atmıyorum. Hani 2-3 ay arayla yani. Öyle düşün abi. Ondan sonra Assetto Corsa'dan patlayınca güzel güzel oradan da etkileşim aldık. Sonra Emre Bozkurt'la çeşitli videolar yapmaya başladık. İnsanlar evet. bunu daha da çok beğendi. Emre'yle nasıl tanıştın? Emre abiyle zaten GTA 5 Tofaş modu yazarak tanıştım. Biliyorsun düğün olayı yapmışlardı Emre abiler. Evet evet biliyorum. Çok güzel i̇şte, video ya. Aynen. Haberlere kadar çıkmıştı. Aha. Ondan sonra işte onunla tanıştık. Emre abiyle tanıştık. Kanımız birbirini tuttu yani. Buradan şeylerden sağa gireceğiz. O şekilde anlaşınca güzel güzel birlikte videolar yapmaya başladık. Evet. İnsanlar beğendi sağ olsunlar. Hem karşılıklı olarak hem Emre abi güzel videolar çektik hem benim kanala çektik. Aha. Sonra ben bundan biliyorsun bir 3-4 ay önce Instagram'a giriştim. Evet. Sıfırdan. Ben TikTok'ta daha önce YouTube kesitlerimi atıyordum abi. Aha. Instagram'a girdim. Direksiyon altta üstte oyun. Farklı evet. bir tarzda giriş yaptım. Hatta bunu yabancılar bile kopyaladı. Çok az örneği vardı. Yani yaptığım şey neredeyse benimki tek denecek kadar azdı. Bir Hypernik mi ne? Bir tane kanal var. O yapıyor uzun zamandır. Hı hı. Ama onun yaptığı bambaşka bir şey. Tamam, seninkine bağdaşmaz. Hani bunu gerçekten Assetto Corsa'da hakkını vererek yapan ilk sensin. Aynen öyle. Yani birazcık hani övmek gibi olmasın çok yüksek etkileşimler aldık Instagram'da. Aha. Zaten sen de abi görüyorsun az çok biliyorsun. İnsanlar beğendi. Ben de devamını getirdim. Şu an hatta hali hazırda sana söyledim zaten arkadaşlara söyleyeyim. Arkadaşlar 70 tane hazırda Reels videom var. Paylaşmaya zaman bulamıyorum. Ya bu nasıl bir çalışkanlıktı birader ya? Abi, senin kaç tane YouTube videon hazır onu da söyle bana. YouTube videom şu anda hazır değil. Onu da söyleyeyim. Canlı yayınları da aynı anda ekstra yaptığım için. Aha. Bir tane elde şu an videom var. Onu da bugün paylaşacağım. Öyle diyeyim sana. Ben zannediyorum ki bir hafta içerisinde 5 tane videomu hazırlarsın sen. Hazırlarız yani. Abi. Abi ne diyorsun? Ne demek ya? Helal olsun.
Hakikaten ben bile bak o kadar iş yapıyoruz, video çekiyoruz, kaynak yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama benim de o kadar video. Ya biraz 10 tane reelsim hazır değil ya. Birazcık gerçek hayata göre kolay abi. Şimdi evde direksiyon kurulu. İnsanlar zaten bana S2000 sahipli olsun. Geçen Ferrari 458 tane sahibi yazdı. Adamın profiline bakıyorum. Cidden var. Aha. Kardeşim gerçekte gazlıyorum diyor. Motor kırıyor. Bir şey oluyor diyor. En güzeli cidden senin yaptığın oyun diyor. Hani herkes nasıl kurulacağını falan sanıyor. Ona yakında bir proje başlatmayı düşünüyorum artık. Böyle çok isteyen var. Çünkü sende bile abi evde zaten en güzelinden kokpit sistemi var. Çok birlikte oynuyoruz. Evet. Yani gerçekten bu bir artık şeye dönüştü yani. Hobiye dönüştü. Kendi alanını açtı. Güzel evet. Güzel videolar izleniyor. Tabii ki de açtı. Aynen öyle. İnsanlar ulaşabilir olmaya başladı aynen artık öyle. Bu videolara, oyunlara. Hakikaten daha çok farklı. Ben mesela sadece iRacing oynuyorum. Assetto Corsa'ya çok fazla girmiyorum. Ama hani onun için bile ister istemez böyle kokpit kuruyorsun. Bir yarış o ortamına girmek istiyorsun. Oyunlar çok enteresan oldu artık ya. Gelecekte ne yapmak istiyorsun? Abi gelecekteki hedefim. Ya şundan bir 10 yıl sonra kendini nasıl görüyorsun? Şundan 10 yıl sonra gerçekten kendimi YouTube konusunda çok yükseklerde görüyorum. Hani bu İnşallah. Şey değil, çok fazlasıyla bunun için çalışıyorum. Yani hayattaki tek amacım şu anda ana odağım YouTube kanalım. Babamın işiyle de ara sıra gidiyorum, çağırıyor. Onunla da güzel güzel işler yapıyoruz babamla birlikte. Orada da ayrı ticaretimiz var. Onun dışında YouTube'da gerçekten çok yüksek yerlere gelmek istiyorum. Assetto Corsa yapıyordum genel olarak. Evet. Birazcık dalımın dışına çıktım. Assetto Corsa'yı da asla bırakmadım. Instagram'a zaten aktif bir şekilde videolar geliyor. GTA 5'e başladık abi. GTA 5'te çok güzel tuttu kanalda. GTA 5 Gerçek Hayat evet, serisi destekleyen arkadaşlar. O çok güzel oluyor hakikaten. Ya şimdi çok kişi roleplay yapıyor tamam mı? Ama gerçekten izlemesi keyif vermiyor ya. Sizin ortamınız bambaşka böyle. İzlerken bile ben çok sevmediğim halde bile oturup izlemeye dalıp gidiyorum ya. Herkes doğallığını konuştuğu zaman çok güzel oluyor abi videolar. Yani insanlar gerçekten bayılıyor buna. Bana video atıyorum. Ertesi gün bu videonun devamı ne zaman gelecek diye yazıyorlar yani. Wow. Geliştirmez mi canım? Artık bu oyunların hepsi bir simülasyon oldu. Aynen öyle. Gerçeğin yakın iRacing zaten biliyorsun yarış anlamında. Assetto Corsa'da zaten sevilmesinin en güzel yanı abi. Ya insanlar S2000'e ulaşamadığı zaman S2000'in yani yarısını demeyeyim de yani bir hissiyatını cidden alabiliyor. Ben makas videolarım zaten o yüzden seviyor. İnsanların yapmak istediği Türk'ün kafasında olan o konsept zaten o trafikte makaslamak. Bir de şu güzel yanı var. Abi gerçek hayatta makas atmak zorunda yani o hissiyatını, o açığını öyle kapatıyorsun. Gerçekten çok muazzam. Tabii canım, hissiyatını atıyorsun ortada. Bu araba sevdası sende nerede başladı bu manyak? Onu abi S2000'in sevdası değil mi? Evet. Abi birinci veya ikinci sınıftayım. Annem babam önde, ben arka koltuktayım. Megane'dayız. Megane işte babamın ikinci arabası falan. Sonra abi şöyle söyleyeyim sana. Biz bir yerde gidiyoruz akşam vakti. Ben arabaya RX-8 sanıyorum. Bunların stopları RX-8'e çok benziyor biliyorsun. Adamın biri Göbek'te Muharca S2000'le dönüyor. Arabayı yeni yeni keşfediyor. Arabanın da popüler olduğu zamanlar yani. Döndü. Annem diyor ki kaza yapacak. İnsanların hayatını tehlikeye atıyor falan. Babam da var böyle manyaklar falan yapıyor. Ben de diyorum ki ulan ne güzel diyor. Bineyim de şöyle bir araba kullanayım falan hissiyatı var bende. Ben S2000'i ilk orada tanıdım. Sonra mahalleden arkadaşım vardı. Geldi, eve geldi. Dedik kanka işte böyle böyle adamlar var. İşte Harun Taşlı'nı gösterdi. Açtı drift videosunu. Ben ondan bir elektriği kaptım ya dedim ne güzel videolar var. O zamanlar da yani arkadaşım gösterince ben de bu sefer iyice sevmeye başladım abi. Beni sarınca devamı araba sevdası olarak geldi. Şu arabanın sevdası bende ayrı. Bana mesela bugün bir AVM'den Porsche Panamera'nın en sonu çıksın abi. Arabanın zevkini alırım iki gün. Gider satar bu arabayı alırım. Porsche Panamera değil. Porsche 911'de. Yani 911'de çıksa abi. Turbo Carrera 4S olacak bir tane. Abi bu arabanın zevkini alır, ondan sonra gider satar gider o arabayı alır. Benim için bu arabanın yeri bende o kadar büyük, ben sana o kadar ya şeyim. Bak bir tane arkadaşım var benim, adam bugüne kadar 40 tane S2000 satmış. Adam diyor ki ben hani bunu satmak değil, bulundurmak istiyorum. Geliyorlar benden arabayı alıyorlar ama ben hemen gene S2000 arıyorum diyor. Hani ben onun bir kere benim dükkanıma bir tane olmak zorunda, ben ondan keyif alıyorum diyor. Abi hiçbir ya. Şey olmasa cumartesi pazar iki yardırıyorum, iki sıkıyorum ve bana ekstra bir şey ne söyledi biliyor musun? Senin arabanı almam dedi. Neden dedim ya, mis gibi hatasız boyası.
Yok dedi, hatalı olacak dedi araba. Eski kibinin hatalı olacak ki dedi. Vurduğun zaman canı yanmasın. Ben şimdi senin arabayı diyor, iki gazlayamam ki diyor. 70'in üstüne çıkamam diyor. Yani sen bir kaysa araba diyor, ben hayatım kayar düşünecekten bunu, diyor. Bunu kullanırken çok, ya şu anda bilinçli bir nesil yetişiyor ama. Bak mesela ben hayatımda ilk defa bugün eski kibin kullandım. Bu arabanın ikinci vitese ne yapacağını biliyorum. Sağ olsun öğreten abilerimiz oldu YouTube'da. Böyle paylaştılar vesaire. Evet. Bu arabanın ikinci vitesinin ölü olduğunu, gerçekten sorunlu olduğunu, kazaların olduğunu Instagram sayfalarında her geçen gün görüyoruz. Hala bilinçsiz sürücüler var ama abilerimizden görüyoruz, öğreniyoruz. Ona göre bir, yani yeni nesil şu anda bu arabayı bilerek öğreniyor. Hani bilen en azından. Şimdi mesela eskiden, aa kanka bu araba ne, eski kimi ben de alayım. Çok güzel arabaymış. Adam bir alıyor, bir iki hop paket olmuş. Bu arabaların zaten bence bilinçsiz kullanıldığı için olma sebebi bu zaten. Ünlü düşünür Okan Çekiç. Evet. Bunun için süper bir şey söyledi bana. Söyledim. Şuraya koyalım. Yavuz şuraya koysun Okan'ı. Ne yapacaksan birinci viteste yap dedi. Yanlayacaksan, yakacaksan, döneceksen birinci viteste de. Arabayı dedi ikiye taktığında eğer vitek üstü gelir de gaza basarsan dedi, o saatten sonra istediğin kadar ünlü bir şoför ol. Direksiyonun mükemmel olsun, kendini kaldırımda bulursun dedi. Direksiyon zaten birazcık sert normale göre. Evet. Diğer ara spor arabalarınkine göre. Tabii, yani sert. Ben birazcık böyle hissettim. Ya. Yandı güzel birazcık. Ses ya. Vallahi abi özellikle şu tünellerdeki ses muazzam ötesi. Ama bu arabanın en güzel tarafı diğer arabalardan ayıran, yani bu araba hani birazcık 2009 model bir araba bu. Evet. En iyisi hatta şu an en son modeli. Evet, en son kasası. Ama hemen sesi, yani bu araba sesi için var gibi bir şey yani neredeyse. Mükemmel ya. Eski kibini çok seviyoruz. Şimdi sana müthiş reyeller çekeceğiz. Aynen öyle. Hazır mısın? Arkadaşlar Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Yılmaz abiyi de edebilirsiniz. Onu da çok güzel Reels'lar paylaşıyoruz. Adamsın. Mutlaka kardeş. Takibinizi bekliyorum Yılmaz abinin hesabında. Benden daha çok fazla Reels var. Eski kibini sevenler ve bu makineyi sevenler Yılmaz abinin profiline göz attığı zaman zaten direkt otomatikman aşık olacak. Bunu da söyleyeyim. Eyvallah. Süperdi. Ya özellikle sana bir şey söyleyeyim mi? Instagram'a çektiğimiz özel Reels'lar vardı ya. Arkadaşlar mutlaka onları takip, yani bizi takip etmeyi unutmayın. Beni ve Yılmaz abi. Mükemmel olacak. Çok felaket Reels'lar gibi. YouTube videosunun dışında yani ayrıca Türkiye'de yani yapılmamış şeyleri yaptık şu anda diyebiliyorum. Valla bayağı yani, baksana aynen. Her tarafım ter kanter içine kaldı. Çok felaket şekilde bugün yorduk kendimizi. Hepsi sizler için de arkadaşlar. Evet. Videoya beğenilerinizi bekliyoruz. Yılmaz Otay'ı da açıklamadan takip edebilirsiniz bu arada. Yılmaz abinin hesapları da açıklamada. Benim hesaplarım açıkta. Hepinizi mutlaka Instagram'a bekliyoruz. Orada felaket şeyler olacak. Kendinize iyi bakın. Var mı abi söylemek istediğiniz son bir şey? Senin canın sağ olsun. Çok teşekkür ederim her şey için. Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gündü. Çok güzel videolar çektik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.